Merhabalar. Buyurun, şikayetiniz nedir? Bunu bana doktorlar verdi. Hangi doktorlar? Diğer hastanedeki doktorlar. Burada ne yazdığının farkında mısınız? Evet. Hastanın sağ akciğerinde 6 santimetrelik bir kitle var. Kanseröz, ameliyat edilemez. Bunu gerçekten anladığınıza emin misiniz? Hı. Bu gece burada kalabilir miyim? Ne yapıyorsunuz bana? Standart prosedürleri uyguluyoruz. Ağrı kesici. Sokaklarda yaşıyorsunuz. Tedavinizde olmamışsınız. Ben size ağrılarımı dindirin diye gelmedim. Bunun için rızamı almanız gerekmiyor mu? Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tedavinizi uyguluyoruz. Ölüyorum. Ölümün tedavisi olmaz. Haklısınız. Ama sizi bu süreçte rahat ettirebiliriz. Yani daha az acı çekmenizi sağlayabiliriz biz. Ben rahatlamak istemiyorum. Hastaneye geldiniz, bizden yardım istediniz. Şimdi de verdiğimiz ilaçları kabul etmiyorsunuz. Hayatımı mahvettim ben. Her şeyi berbat ettim. Lütfen tedaviyi durdurun. Neden acı çekmek istiyorsunuz? Söz verdim. Kime? Kim böyle bir söz isteyebilir sizden? Babama. Yalnız ve mutsuz öleceğimi söylemişti. Çok saçma bir söz. Çok acımasızca. Acı söz konusu olduğunda bu kadarı yeter. İnanın bana. Ayrıca babanıza söz vermiş olsanız bile şu an hayatta değil. Hayatta... Sizin kocanız neden acı çekmek zorunda kaldı? Benim kocamı nereden biliyorsunuz siz? Biliyorum işte. Acı çekmek istiyorsunuz çünkü söz verdiniz, öyle mi? Eğer evet dersem delil olarak kullanacaksınız aleyhimde. Deli deyip beni zorla tedavi edeceksiniz. Hemşireler mi söyledi? Hayır. Hemşire hanım! Dur! Evet, hemşire söyledi. Tamam, yok bir şey. Özür dilerim. Sizi korkutmak istemiştim. Neden? Çünkü iz bırakamadım şu dünyada. Birinin beni hatırlamasına ihtiyacım var. Nasıl oldu? Nasıl olsun? Acı çekerek ölmek istiyor. Hatırlanmak için. Sen iyi misin? İyiyim ben, sağ ol. Bence iyi değilsin. Yalan söylüyorsun. Sana niye yalan söyleyeyim? Bana değil. Kendine yalan söylüyorsun. Zeynep bak, her zaman bu kadar güçlü olamazsın, tamam mı? İnsanın bazen kendini bırakabilmesi, yanındakilerden güç alabilmesi lazım. Özellikle de etrafında buna gönüllü biri varsa. Neye gönüllü olduğunu bir daha düşün bence. Bak biliyorum, bu konu hakkında konuşmayı sevmiyorsun. Ama bu durum travmanı tetikliyor ve... Haklısın. Bu konu hakkında konuşmayı hiç sevmiyorum. Peki. Sen buluştun mu kızla? Hangi kızla? Hangi kız olduğunu biliyorsun. Ece'nin arkadaşı. Herkesten gizli gizli gidip görüştün onunla, biliyorum. Ailesini merak ettim. Belki de göründüğün kadar umursamaz biri değilsin. Berbat bir abisi varmış Zeynep. İstersen ben konuşayım. Bana güveniyor. İyi geceler hocam. Ne yapıyorsun sen bu saatte? Çalışıyorum. Hı. Ne kadar devam edeceksin daha? Vazgeçmeyecek misin? Neyden? Biliyorsun sen neyden olduğunu. Sömürülmekten. Duygusal olarak sömürülmekten. Kimsenin beni sömürdüğü yok. Değil mi? Evet. Sen kendi kendini sömürüyorsun zaten yeteri kadar. Kalmıyor ki başkalarına sömürecek bir şey. Ne yapacaksın? Ha? Ölüm döşeğinde olan her hastaya refakat mı edeceksin? Ellerinden mi tutacaksın? Yanlış bir şey bu. Doğru bir şey yapmıyorsun. Yapma bunu kendine. Ya siz? Siz farklı bir şey mi yapıyorsunuz? Siz de Ece'ye yardım ediyorsunuz. Çık, 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 çık. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.